Yoğun bir öğleden sonra. Ağır iş makineleri çok çalışıyor. Aferin sana Poco. Çocuklar, bugünlük bitirsek mi acaba? Evet, bence de bitirelim. Aferin herkese. Çok tozlandık değil mi? En pisiniz ben olduğuma göre en çok ben çalışmışım. Neden bahsediyorsun sen? Biriken şu tozları görmüyor musun? Hepimiz çok çalıştık çocuklar. Hadi yıkanmaya gidelim, hadi. Çok ferahladım. Zor bir iş gününden sonra yıkanmak çok güzel bir his. Oo, çok haklısın. Ne oldu Chris? Bir şey mi var? Bu yol biraz tuhaf geldi. Bu da ne böyle? Kocaman bir çukur. Bu çok tehlikeli bir şey. Onu doldursak mı acaba? Olur. Gayet eşit oldu bence. Sorun olmayacaktır artık. Tebrikler Chris. Ama yine de çok kirlendin Chris. Elimde değildi, ne yapayım? Gidip tekrar yıkanayım bari. Başkaları için iyi bir şey yapmaktan gurur duyuyorum. Herkes minnettar olmalı. Bu da ne böyle? Özür dilerim. Hey, daha yeni yıkandım. Dikkat etsene. Bu ne pislik böyle? Çok çabuk çıkamıyor. Ama çok kabalar. Çok çalıştığım için böyle oldum. Çok teşekkür ederim. Bu Frank değil mi? Sen olmasaydın çok endişelenecektim. Kimseye bir şey olmadığına çok sevindim. Frank her zaman çok iyidir. Çok haklısın. O gerçekten harika. Frank! Ben işimi yapıyordum sadece. Merhaba Chris. Merhaba Talia. Barış noktasına geldik. Teşekkür ederim Tayo. Sen olmasaydın asla zamanında yetişemezdim. Evet, beni de her gün bıraktığın için çok teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek? Ne zaman isterseniz. Herkes onları çok seviyor. Hepsi yaptıkları işler için takdir görüyor. Bir de bana bak. Ertesi gün ağır iş makineleri birlikte tekrar iş başında. Dikkat et Chris. Çok tehlikeli bir hareketti. Özür dilerim. Chris, şuraya biraz çimento atar mısın lütfen? Tamam. Ben de insanların sevdiği bir iş yapmak istiyorum. Chris! Ne yapıyorsun sen? Özür dilerim. Çalışırken odaklanman gerekiyor. Evet. Seni rahatsız eden bir şey mi var Chris? Aslında evet. Kimse yaptığımız işi sevmiyor. Sen neden bahsediyorsun Chris? Biz harika bir iş yapıyoruz. Arkadaşlar. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben belediyeden geliyorum. Belediye mi? Belki bizi övmek için gelmiştir. Konu inşaattan gelen gürültüyle ilgili. Bununla ilgili şikayet aldık. Ne? Tozlarla ilgili şikayet de aldık ve o yüzden lütfen dikkatli olun. Anladım. Bilmiyordum. Tamamdır, dikkat ederiz. Ne? Övmek için gelmemiş. Evet, size güveniyorum. Çok tozlu. Hepiniz onu duydunuz. Dikkatli olmalıyız. Tamam. Neden dikkat ediyormuşuz? Çünkü insanlar şikayetçi oldu. Bu kadar çok çalışıyoruz ve karşılığında şikayetten başka bir şey duymuyoruz. Buna dayanamıyorum artık. Hey Chris! Nesi var oğlum böyle? İnsanların sevdiği bir iş bulacağım.
Ne olabilir acaba? Aha, buldum. Küçük otobüs Tayo. Ben de senin gibi yangın söndürmek istiyorum. Chris inşaat dışında bir iş bulmaya çalışır. Ne? İtfaiyeci mi olmak istiyorsun? Evet, itfaiyeci olursam başkalarına yardım edebilirim ve bir sürü övgü alırım, değil mi? Ama Chris... Deneme yapalım mı o zaman? Merak etme, benim de su taşımak için konteynerim var. Bence bu pek iyi bir fikir değil. Şu varilin yandığını düşün ve üstüne su at. Hiç sorun değil. Chris, bu kadar az suyla yangın söndüremezsin. Daha iyi yapabilirdim. Chris teslimat işini denemeye karar verir. Teslimatta hız her şeyidir. Her şeyi zamanında teslim etmeye dikkat etmelisin. Hiç merak etme. Çok hızlı olabilirim. Göreceksin. Şurada bekleyen bir müşteri var. Buradayım. Tamam. Bu sefer harika bir iş yapacağım. Merhaba. Merhaba. Teslimatınız geldi. Sen teslimatta da mı çalışıyorsun? Evet, paketinizi hemen veriyorum. Ha? Bu da ne böyle? Paketim ezilmiş. Gerçekten çok üzgünüm. Chris, bak bu kadar büyük olup da polis arabası olman mümkün değil. Beton tankının içine yolcu alabileceğini sanmıyorum. Helikopter mi olmak istiyorsun? Ama sen uçamıyorsun ki Chris. Çok yazık. Chris maalesef yeni bir iş bulamıyor. Arkadaşlarımı özledim. İşleri çoktan bitmiştir. Bu saatte hala çalışıyorlar mı? Hala ne yapıyorlar böyle? Şimdi de çimentoyu döktük mü tamamız artık. İyi de Chris yok. Ne yapacağız? Merak etmeyin. Ben hallederim. Bakın. Olamaz. Şimdi ne yapacağız? Evet, ne yapacağız şimdi? Ben olmadığım için başları derde girdi. Hayır. Çok çalışsak da ne yaparsak yapalım kimse değerimizi bilmeyecek bizim. Havalı bir işim olsun istiyorum. Burası... Ya Chris, şuraya biraz çimento lazım. Tamam. Evet, herkes odaklansın. İlk inşaat işimiz olduğu için biraz gergin değil misiniz? Çok haklısın. Hata yapmasak iyi olur. Bu ev bittiğinde ne kadar gurur duyacağımızı düşünün. Evet, çok güzel olacak. Bu arkadaşlarımla yaptığımız ilk ev. Baba, hadi yemeğe çıkalım artık. Pekala. Chris? Chris, bu sen misin gerçekten? Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Bence Chris'e selam vermelisin. Merhaba. Merhaba. Bu Chris. Evimizi çok güzel inşa etti. Vay canına, bizim evimiz. Evet, o yaptı. Vay canına, sen harikasın Chris. Sağ ol. Seni görmek çok güzeldi Chris. Sana hep teşekkür etmek istemiştik. Bana mı? Ne için peki? Evimizi yaptığınız için hepinize teşekkür ederiz. Ben ve ailem burada çok mutluyuz. Bizim sayemizde mi? Evet, ailemle birlikte yaşayabileceğimiz bir ev yaptınız. Ve burada bu güzel kızımız dünyaya geldi. Teşekkür ederim Chris.
Vay canına. Benim yaptığım iş birilerini çok mutlu etmiş. Chris sonunda yaptığı işin ne kadar değerli olduğunu anlar. Endişelenmeye başladım çok. Bu işi mümkün olduğu kadar çabuk bitirmeliyiz. Acaba Chris şu anda ne yapıyor? Chris! Neden bu kadar geç kaldınız? Böyle yaparsanız bina zamanında bitmez ama. Ne? Biri işi bırakıp gitmiş olduğu için olabilir mi? Ne? Neden söz ediyorsun sen? Böyle muhteşem bir işi asla bırakmam. Chris, sen... Kalan işi bitirelim mi artık? Ne dersiniz? Bitirelim hadi. Chris'in döndüğünü görmek güzel. Chris ve arkadaşları havalı iş makineleridir ve insanları mutlu ederler. Biz inşaat arabaları sirkiyiz. İnsanlar sokak ortasında toplanmış. Neler oluyor? Duyduk, duymadık demeyin. Şehre rüyalar sirki geldi. Buyurun gelin. Evet efendim, herkese birer tane davetiye. Bu kalabalık buyurun da ne gelin. Böyle? Tayo. Tanışıyor muyuz? Benim ben. Sihirbaz Joey. Ya çok iyi geldi. Yüzümde makyaj varken sıcak basıyor. Neyse çıkarınca ferahladım. Peki neden bir palyaço gibi giyindin ki? Haftaya dünyaca ünlü bir seyyar sirkide görev alacağım. Tanıtım için giyindim. Tada, Joey'nin sihirli sirki. Vay canına, sirk mi? Çok iyiymiş. Çok eğlenceli olacak. Mutlaka bekliyorum. Tamam, geleceğim. Neyse, sonra görüşürüz. Bol şans sana. Teşekkür ederim. Pekala, tanıtımıma biraz devam edeyim. Alo, merhaba patron. Ne var ne yok? Ne? Üyelerinizden biri yaralandığı için gelemiyor musunuz? Peki ne zaman gelebilirsiniz? Ne? Bir ay sonra mı? Olamaz, ne yapacağım? Ben tüm şehirde reklam yapıp durdum. Arkadaşlar biraz ara verelim. Pekala. Her gün aynı işi yapmaktan sıkılmaya başladım. Eğlenceli bir şeyler yapsak. Eğlenceli mi? Buna ne dersin? Ben de deneyeyim mi? Her şey bitti. Bana herkes yalancı diyecek. İzle beni. Bu ses de ne? Vay. Merhaba arkadaşlar. Sen sihirbaz Joey değil misin? Ne yapıyorsun burada? Arkadaşlar, sirke katılmak ister misiniz? Nasıl yani, anlamadım. Hepiniz çok yeteneklisiniz. Eminim birlikte muhteşem bir sirk kurabiliriz. Çok mu yetenekliyiz? Öyle mi? Hadi arkadaşlar, çok eğleneceğiz. Kulağa hoş geliyor. Hadi deneyelim. Denesek mi acaba? Bize uyar. Pekala. O halde yarın çalışmalara başlayalım. Tamam. La la la, la la la. Merhaba. Tayo. Ne oldu? Nereye gidiyorsunuz sabah sabah? Söylememde sakınca var mı bilmiyorum. Ama biz sirkte bir gösteri yapacağız. Sirk mi? Vay! Joey'nin sihirli sirkinde mi yoksa? Evet, kesinlikle öyle. Çok yetenekliymişiz de ondan. Çok güzel bir haber bu. Arkadaşlarımla izlemeye geliriz. Kesinlikle izlemeye değer. Herkes burada değil mi? O halde görev dağılımı yapalım. İlk olarak Poco. Sen jimnastik barfix'e geçersin. Billy'e hokkabazlık yakışır. Chris ise denge gösterisi yapabilir. Ve Max de çemberlerden atlar. Arkadaşlar çok eğleneceğiz. Ben jimnastikçi mi olacağım yani? Pekala, şimdi dönmeye çalış. Tamam. Galiba olmadı. Ben de hokkabazlığı deneyeyim. Bayağı iyisin bile. Pekala, birkaç top daha ekleyelim. Harika.
Beni! Özür dilerim. Merak etme. Çalıştıkça daha seri çevireceksin. Hadi herkes çalışsın. Tamamdır. İnşaat arabaları her gün çok çalışmaya başlamış. Çocuklar, duydunuz mu? İnşaat arabaları Joey ile sirk kurmuş. Sirk mi? Ne diyorsun sen? İnşaat arabalarının sirkte ne işi var? Duymadınız mı? Joey çok yetenekli oldukları için sirke dahil olmalarını istemiş. Gerçekten mi? Kesinlikle izlemeliyiz. Aynen öyle. Hep birlikte izlemeye gideriz. Evet. Büyük ihtimalle çok çalışıyorlardır. Of ya. Çok yoruldum. Hadi devam edin arkadaşlar. Çok fazla vaktimiz kalmadı. Acaba biraz ara versek mi? O halde ben çıkıp tanıtım yapmaya devam edeyim. Siz de biraz dinlenip sonra devam edin. Tamam, anlaştık. Joey ne kadar katı bir koç. Çalışın, çalışın, çalışın. Başka bir şey demiyor. Hiç eğlenmiyoruz. Sadece yoruluyoruz. Bugünlük kendimize izin verelim mi? Olur tabii. Nasıl olsa Joey geç saate kadar dönmez. Bana uyar. Böylece inşaat arabaları bugün hiç çalışmamış oldu. Küçük otobüs Tayo. Sirkin açılışına sadece birkaç gün kaldı. Arkadaşlar... Hadi bugün açılış günüymüş farz edip tam prova alalım. Tamam. Bize uyar. Poco ile başlayalım mı? Tamam. Oley! Hadi bakalım. Eyvah. Alevli yapalım. Gösterideki gibi olsun. Pekala. Ne oldu Max? Çok sıcakmış gibi duruyor. Ne? Madem bu kadar korkuyordun, niye sirke katıldın? Galiba yapamayacaksın. Ne? Siz çok mu başarılı oldunuz? Max haklı arkadaşlar. Arkadaşlar, gösteriye iki gün kala şu yaptıklarınıza bakın. Bu şey... Beklediğimden daha zormuş. O zaman daha çok çalışsaydınız. Ama çok yoruluyoruz biz. Bu kadar zor olacağını bilseydim katılmazdım. Ne? Arkadaşlar ya hakkını vererek yapın ya da hiç yapmayın. Eğlenceli olacak dedin diye sirkine katıldın. Ben daha fazla dayanamayacağım galiba. Ben de. Hadi gidelim arkadaşlar. Evet. Aynen. Hadi gidelim. Hey durun. Ne yaptık biz böyle? Boşuna zaman harcadık. Kesinlikle. Merhaba. Merhaba çocuklar. Sirke katıldığınızı duyduk da. Açılışı iple çekiyorum. Bir sürü numaranız olmalı. Ne de olsa inşaat arabaları çok güçlüdür değil mi? Evet doğrudur. Biz de geleceğiz. Bol şanslar. Teşekkür ederiz. Bol şanslar. Neden onlara sirkten ayrıldığımızı söylemedik ki? O kadar heyecanlılardı ki nasıl söyleyecektik? Haklısın. Acaba çok mu sert davrandım? Zaten çok şey istemiştim. En azından daha kibar davranabilirdim. Çok geç olmadan gösteriyi iptal etsem iyi olacak. Joey! Arkadaşlar neden geri döndünüz? Biz... Özür dileriz. Tekrar dahil olmak istiyoruz. Çok çalışacağız Joey. Nasıl? Biz ayrıldıktan sonra küçük arabalarla karşılaştık. Hayal kırıklığına uğramasınlar istiyoruz. Arkadaşlar,
Tamam o zaman. Hadi elimizden geldiğince hazırlanalım. Evet. Pekala, sıra bende. Sirkin açılış günü sonunda geldi. Ne zaman başlayacak? Oh, bakın. Bayanlar, baylar. Joey'nin sihirli sirkine hoş geldiniz. İlk gösterimiz inşaat arabaları sihirli numaraları. Hadi bakalım. Abrakadabra! Hop, 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 evet. Hop! İnşaat arabaları sirki teşekkür eder. Herkese teşekkür ederiz. Siz olmasaydınız yapamazdık. Neden bahsediyorsun sen? Aslında provalarda çok zorlandığımız için sirki bırakmıştık. Ancak bize o kadar çok güvendiniz ki moral bulup çalışmalara döndük. Öyle mi? Gerçekten çok iyiydiniz. Çocuklar, sirkimizle dünyaya açılmaya ne dersiniz ha? Olmaz, o kadar da değil. İnşaat arabaları arkadaşlarını önemsedikleri için olağanüstü performanslar sergileyebildi. Gizli oyun parkı. Küçük otobüsler iş sonrası garaja döner. Şimdi ne yapacağız? Gizli oyun parkında oynamak ister misiniz? Eğlenceli olur. Evet, güzel olur. O zaman gidelim. Olamaz. Yağmur yağıyor. Şimdi ne yapacağız? Çocuklar. Situ. Bugün çok yağmur yağacakmış. Yani garajda kalmanız daha iyi olur. Ama biz... Hadi. Tamam. Sıkıldım. Çok kötü. İçeride sıkışıp kaldık. İsim oyunu oynamak ister misiniz? Onu zaten oynamıştık. Peki ne oynayacağız? Görünüşe göre küçük otobüsler çok sıkıldı. Ertesi gün yağmur durdu ve güzel bir sabahtı. Çocuklar, hadi uyanın. Situ? Yağmur durmuş. Gerçekten durmuş. Gizli oyun parkında oynamak ister misiniz? Sahi mi? Vay, kulağa eğlenceli geliyor. Eğlenceli olacak. Acele edin. Oyun parkı berbat halde. Dün akşamki yağmurdan olmuş o. Geri dönelim. Situ. Situ ve küçük otobüsler garaja geri döner. Ana, biz geldik. Situ. Bir yere gitmeliyim. Acaba beni götürür müsün? Tamam, sorun değil. Teşekkür ederim. Çocuklar, bugün burada kalacaksınız. Tamam. Situ, gizli oyun parkının mahvolmasına çok üzülmüş gibi görünüyor. Evet, orası birçok anısının olduğu özel bir yer. Peki ne yapacağız? Çocuklar, şuna ne dersiniz? Gidip Situ için gizli oyun parkını onarsak nasıl olur sizce? Biz mi? Situ gizli oyun parkını bizim için yaptı yani. Bu sefer biz yapacağız. Vay canına, bu iyi fikir. Geldik. Teşekkürler Situ. Rica ederim. Sonra görüşürüz. Küçük otobüsler hüsrana uğramış olmalı. Situ! Joy, merhaba. Situ, sana rastladığıma sevindim. Neden? Şehre bir araba eğlence parkı kurmak istiyoruz ama uygun bir yer bulamadık bir türlü. Araba eğlence parkı? Evet.
Araba eğlence parkı olmaya uygun geniş bir yer biliyor musun? Geniş bir yer. Gizli oyun parkı. Ha? Gizli oyun parkı mı? Evet. Yağmur yüzünden park mahvolduğu için küçük otobüsler üzüldü. Sahi mi? Kulağa iyi bir yer gibi geliyor. Bu arada küçük otobüsler gizli oyun parkını Sidney için tekrar yapmayı planlıyor. Yani Rocky ile birkaç direk ödünç alacağız. Biz de birkaç eski lastik ve tahta plakaları alacağız. Tamam, gizli oyun parkında görüşürüz. Tamam, hoşçakalın. Merhaba. Merhaba. Merhaba çocuklar. Burada ne arıyorsunuz? Birkaç direk ödünç alabilir miyiz diye merak ettik. Direk mi? Ne için gerekiyor? Bu bir yarışma için. Evet. Sahi mi? Tamam. Ama güvenli bir şekilde oynayın. Tamam. Teşekkür ederiz. Burada kullanabileceğimiz bir şey var mı? Bakmaya devam edersek bir şey çıkar. Umarım. Eski lastikler. Latalar da var. Bu yeterli olmalı. Güzel. Küçük otobüsler topladıkları malzemeleri getirdi ve gizli oyun parkında buluştu. Bunlar oyun parkını yapmaya yetecektir, değil mi? Elbette. Yarın inşa etmeye başlarız. Evet. Merhaba Situ. Merhaba Joy. Sana bitmiş oyun parkı planını göstermek istemiştim. Tada! Ne düşünüyorsun? Vay canına, bu inanılmaz. Buraya bir atlı karınca yapacağız ve buraya da dönme dolap yapılacak. Oo, küçük otobüsler buna bayılacak. Vay canına! Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar. Görüşmeyeli çok oldu. Burada ne yapıyorsun? Sizi görmeye geldim elbette. Küçük otobüs dayı. Ertesi gün küçük otobüsler gizli oyun parkını tekrar yapmak için daha gitti. Rampayı yaparız. Bu Sütçü'yü mutlu edecek. Elbette. Öncekinden de beter olmuş. Bütün malzemelerimiz de gitmiş. Biri burada oynamış. Ne yapacağız şimdi? Çocuklar! Bunu yaparsak çukurları doldurabiliriz. Evet, çukurları dolduralım. Hadi bakalım. Bence birçok küçük konuk görmeye gelir. Ne? Bu nasıl olabilir? Çukurları kim doldurdu? Biz hafriyatı almaya gittiğimizde birisi gelmiş olmalı. Galiba tekrar yapmamız gerekecek. Tamam, işe koyulalım. Tamam. Acele edip gizli oyun parkını tekrar yapalım. Tamam. Oyun parkını bunu kim yaptı? Bu kadar. Gizli oyun parkını izleyeceğiz. Nasıl? Bütün gece burada kalacağız. Karanlıktan hoşlanmam. Ben de karanlıktan korkuyorum. Gerçekten mi? Rocky, o zaman ikimiz burada kalırız. Ya bir hayalet gelirse, ben de istemiyorum. O zaman siz garaja geri dönün. Ne? Burada mı kalacaksın? Burada kalıp tek başıma beklerim. Tayo, endişelenmeyin. Hiç korkmuyorum. Korkmuyorum. O da neydi? Sadece bir kuşmuş. Kim var orada? Dur. Olduğun yerde kal. Tayo. Biz geldik. O çocuklar. Seni bıraktığımız için kötü hissettik. Çocuklar. Hadi gizli oyun parkını beraber koruyalım. Bir hayal için gelmesinden korktuğunu sanıyordum. Ne? Bunu ne zaman söyledim ben?
Küçük otobüsler gizli oyun parkına göz kulak olur. Rocky, uyan! Kimsin sen? O bir rüya mıydı? Biri geliyor. Gizli oyun parkını yine mahvedecekler. Ne yapacağız şimdi? Üçe kadar sayınca hepimiz saldıralım. Tamam. Bir, iki, üç. Kimsin sen? Ne? Çocuklar. Situ. Sizin burada ne işiniz var? Bu saatte oynamıyorsunuz değil mi? Ne? Aslında gizli oyun parkını koruyorduk biz. Ne? Neyi koruyorduk dedin? Evet. Şiddetli yağmur gizli oyun parkını mahvedince Situ çok üzülmüştü. Gizli oyun parkının senin için çok özel olduğunu biliyorduk. Biz de yeniden yapmak istedik. Evet. Çocuk. Yani çukurları dolduran siz miydiniz? Evet. Ama gizli oyun parkını korumak zor olacak. Ne yapacaksınız? Ne? Neden? Çünkü buraya bir araba eğlence parkı kuruyoruz. Araba eğlence parkı mı? Siz küçük otobüslerin daha çok eğlenebileceği bir yer olsun istedim. Vay canına. Gerçekten mi? Peki aletler de olacak mı? Elbette. Sabırsızlanıyorum. Küçük otobüsler araba eğlence parkı yapılacağını duyunca çok sevindi. Vay canına. Görünüşe göre küçük otobüsler çok beğendi. Biliyorum. Bu heyecanla uçuyormuş gibi hissediyorum. Hayır. Peki şimdi ne yapabilirim? Şuna ne dersiniz? Çocuklar. Peki eğleniyor musun? Evet, bu çok eğlenceli. Sahi mi? Sen de bizimle bin Situ. Evet. Ne? Hadi. Hadi. Tamam. Küçük otobüsler ve Situ için özel olan gizli oyun parkı artık güzel bir araba eğlence parkı oldu.